Her kim Zülhicce'nin ilk 10 gününde her gün 10 kere. Her gün 10 kere söyledi. La ilahe illallah. Adede duhum. La ilahe illallah. Adede emvacil buhum. La ilahe illallah. Adede nebati ve şecer. La ilahe illallah. Adede el katri vel matar. La ilahe illallah. Adede lemhil uyun. La ilahe illallah. Hayrun. Mimma yecmeun. La ilahe illallah. Yevmina haza. İla yevmi. Yunfehu. Fissur. Zamanların saniyeleri kadar, denizlerin dalgaları kadar, bitkilerin sayısı kadar, ağaçların adedi kadar, yağmur damlalarının adedi kadar, göz kırpmalarının sayısı kadar, bugünümüzden itibaren sura üfürülene kadar la ilahe illallah diyorum. Bunun hepsi o kadar yazılıyor biliyor musun? Dediğin kadar yazılmıyor bir kere. Orada kaç kelime la ilahe illallah geçti? 7 kelime tevhid okudun. Ama yazılan kaç? Sura üfürülene kadar demiş kadar. Onun için bu hadis-i şerif buyuruyor ki bunu kim okursa geçmiş günahları da affolur. Benim en önemli saydığım ne biliyor musun? Gelecek günah. Çünkü gelecek günah Allah ezeli ilmiyle biliyor ki eğer bu adam geçmişte bağışlanmayacak bir günah yaptıysa, yapacaksa buna nasip etmiyor. Çünkü bağışlanmayacak günah yapıyor. Ama Allah bilirse ki, bilmez mi kimin ne yapacağını? Bilirse ki bu adam ne günah yaparsa yapsın mutlaka ona tevbe nasip edeceğim ve mağfiret edeceğim. O adama bu zikri nasip ediyor ki gelecek günahlarını da affedeceğini söz veriyor. Bu imanlı ölmenin de bir nevi garantisidir. İmanlı ölmeyecek adama bu zikir nasip edilmez. Neden? Gelecek günahları bağışlanır mı o zaman?